Bütün grubumuzla birlikte çok güzel keşifler yapıyoruz, harika geziler yapıyoruz. Şimdi rotamıza artık Sevilla'yı aldık. Endülüs Özerk Bölgesi'nin en büyük kenti, başkenti. Oldukça büyük bir şehir. İspanya'nın da 4. büyük şehri olma özelliğine sahip meydanlar kenti diyebilirim. Çok ihtişamlı bir kapı hemen arkamda görüyorsunuz. Burası giriş kapısı. Biz şu anda Plaza de España'ya, yani İspanya Meydanı'na geldik. Oldukça görkemli bir kapıdan bu meydana giriş yapılıyor. 1928 yılında burada ticaret fuarı için aslında bu meydan inşa ediliyor Kral Ferdinand zamanında. Ve işte ondan sonra da ticaretin geliştiği, fuarın çok büyük dünyada ses getirdiği bir meydan olarak adını da tarihe yazdırıyor. İçindeki merdivenlerden alana doğru geçiliyor. Şu çinilerin ve süslemelerin güzelliğine bakar mısınız? Şahane meydana geçiş kapısı, mükemmel yapılmış gerçekten. Olağanüstü bir ihtişam. 1928 yılında yapılan bir sanat ve giriş kapısı o kadar görkemli ki, tabi burası bir ticaret merkezi, bir fuar merkezi olarak yapılıyor ticaret fuarı için. Ve bütün bu güçlerini dünyaya göstermek amacıyla en güzel, en ihtişamlı sanatlarını burada icra ediyorlar. Wow, meydan gerçekten baş döndürücü. Hayran kalmamak elde değil. Şöyle yavaş yavaş aşağı doğru iniyorum. Burası bir dönemin en önemli, en özel, en büyük meydanlarından biri olmuş. Kral Alfonso döneminde o tahttayken yapılan bir meydan burası. Hem Arap hem İspanyol çizgilerini, mimarilerini, kültürünü bir arada görmek mümkün bu görkemli ve ihtişamlı meydanda. 1928 yılında inşa edilmiş bir fuar merkezi, İber-Amerikan Ticaret Fuarı için yapılıyor. Ve tabii o zaman kral bölgenin ticaretinin duyulması, adının duyulması için çok çabalıyor. Çok görkemli, çok ihtişamlı bir meydan yapılmasını istiyorum diyerek mimarlara işte böyle eşi benzeri olmayan, yarım hilal şeklinde yapılan sütunlu, kemerli, balkonlu, teraslı harika bir eser ortaya çıkarttırıyor. Hayran kalmamak elde değil. Tabii biz bugün hayran kaldık bu güzel mekana, bu güzel meydana. Köprünün üzerindeyiz. Köprü gerçekten harika. Köprü hemen ortasından güzel bir su geçiyor. Ve buraya gelenler burada işte bu köprüde de bol bol fotoğraf çektiriyorlar. Bu harika meydan tabii tarihte ticaret fuarı olarak kullanılmış ama bugün de Sevilla'nın en önemli detaylarından biri. Hala özel yeni yıl kutlamaları, özel buluşmalar, gösteriler, şovlar, konserler bu meydanda verilmeye devam ediyor. Sevilla çok güzel bir yer, özellikle Endülüs medeniyeti için. Sevilla'da şöyle bir laf var. Daha doğrusu İbn-i Rüşd'ün söylediği bir laf var. Buradaki ünlü müzisyenler öldüklerinde, daha doğrusu özür dilerim yanlış oldu. Buradaki ünlü bilim adamları öldüklerinde kitaplarını Kordoba'ya yani. Kordoba'daki müzisyenler de öldüklerinde çalgı aletlerini ve notalarını ve bütün donanımlarını da Sevilla'ya gönderirlermiş. Evet. Dolayısıyla Sevilla ve Kordoba birbirini hem sanatla hem de bilimle destekleyen iki tane şehir. Sevilla'nın adı bu nedenle dolayı seslerin şehri. Kordoba'nınki de kitapların şehri olarak bilinir. Sevilla'nın bir özelliği daha var. İşbiliğinin Sevilla'nın. Buradaki neden insanlar, işbiliğe onu da hemen öğrenelim. Arapça adı işbiliğe. Evet. Buradaki Müslümanlar burayı Granada'kiler gibi terk etmemişler. Biz demişler Müslümanız. Eğer bizi fethetmek istiyorsanız biz her şekilde savaşırız sizinle ve savaşarak ölmüşler. Dolayısıyla buradaki insanların kararlılığı ve cesareti İslam alemi açısından daha önemli bizim için. Böyle bir özelliği var benim için Sevilla'nın. Evet. Sevilla tabii güzel bir yer hakikaten. Meydanları falan. Sonra da İspanyollar da çok şey katmış tabii ki. Evet. Ama güzel bir yer yani. Çok güzel gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Harika bilgiler öğreniyoruz. Çok sağ olun. Gezmeye devam ediyoruz. Aynen.